Merhabalar Çat Kapı programıyla birlikteyiz. İlk konuğumuz Ozan Orhon. Birazdan büyük sürprizlerle sizinle olacağız. Eşimi gördüm. Dedim bu benim hayat arkadaşım olmalı. O zaman ben bir hayırlı olsun demek istiyorum. Çünkü bir duyum aldım. Gerçekten sevilmek çok güzel bir duyuymuş. Ben de çok seviyorum onları. Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon yanımda. Kendileri herhalde çok önceden mi oldu bilmiyorum. 3 hafta önce miydi? Bir kaza geçirdiniz galiba. Evet, evet. Yani o şey oldu. Hani derler ya klibin nazarı oldu. Hı-hı. Bu arada Çat Kapı programımızın adı biliyorsun değil mi? Ya, yani evet, sağ olsun işte zenginlik başa bela. Benim de ev burada yani işte böyle yaşıyoruz böyle. Yapacak bir şey o yok ama çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yok ben kapımı açmadım. Dostlarım sayesinde bu kapı açıldı. Sevgili Mert'ime çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar harika bir mekanı İstanbul'da böyle bizlere sundukları için. Bakar mısınız böyle güzel bir mekan var mı ya? İstanbul direkt ayaklarınızın altında yani işte bu. Size nazar değdi, mekanda nazar değmedi. Yani işte biz şöyle oldu aslında. Tam klibin ortasında... büyük motor kullanıyorum ben biliyorsun, hı hı. Chopper kullanıyorum. O arada klip yönetmenimiz Bahadır Tatlıöz. Bahadır bir anda dur dedi. Dur deyince biz de 4-5 motoruz. Tam Kilyos'ta sahilde çekiyoruz. Ben bir anda mıcırlı bir yola girdim. Mıcırlı yola girince motor kullanan arkadaşlarım hepsi çok iyi bilir. O anda tereddüt ettim. İki freni birden yapmadım. Ön freni biraz daha fazla sıktım. Motor başladı dans etmeye yolda. O arada dedim ki oğlum kendini at. Düştünüz mü? Düştüm. O arada omuzum çıktı. Öyle küçük bir talihsizlik yaşadık ama klibi öyle bitirdik. Ama klip hazır değil mi? Muhteşem oldu. Evet. Biraz klipten bahsetmek ister misiniz peki? Vallahi klip aslında çok enteresan. 1991 yılında Saman Alevi ilk çıktığı zaman biliyorsun 2 milyon 800 bin sattı Saman Alevi ve Türkiye'deki en önemli hitlerden ama tek klibi olmayan şarkıdır. Neden? Çünkü 91'de klip diye bir şey yoktu. Bizler işte daha o zaman özel kanallar bile yoktu. TRT'li dönemlerde. Bu arada TRT'nin çektiği bize programlarla vardı bu şarkı. 32 sene sonra yeni Z kuşağı, canım kardeşlerim, onları çok seviyorum buradan. Hep bana gelen mesajlarda Ozan abi tekrardan Saman Alevi'ni yap, Saman Alevi'ni yap, Saman Alevi'ni yap. Ben de tekrardan Saman Alevi'ni yeni versiyonuyla Z kuşağı 90'lı yılları keşfetti evet, diyoruz keşfetti. O zaman. Evet, keşfetti. İnanılmaz ve onlar çok iyi biliyor bunun klibi olmadığını ve bu muhteşem şarkı Garamafyan ve Şehrazat imzalı bu şarkı ilk defa kliplenmiş oldu. Wow. Evet yani ben çok heyecanlıyım. Z kuşağından tepkiler nasıldı? Yani bir sanatçının hayatındaki varoluş veyahut da işte bizim hayatta hissettiğimiz en güzel şey şöyle bir şey yazmışlar. Efsane. Ya. Ya bu inanılmaz ya ve bunu yazan 23 yaşında bir kardeşim. Onlar şimdi 90'ların ne kadar kıymetli olduğunu keşfettiler. Ben çok mutluyum. İnşallah Saman Alevi güzel gidecek. Hı hı. Ondan sonra da Eylül'de zaten yeni bir tane şarkı var. O da böyle biraz onların sevdiği tarzda. R&B yaptım bir tane. O da geliyor. Nasıl bir şey? Daha farklı galiba. O biraz da soul R&B. Yani benim zenci gırtla o yapıma biraz daha böyle hoş olan bir şarkı oldu. Hızlı gidiyoruz yani. Hı hı. O zaman hayatınızda böyle çat diye aldığınız bir karardan bahsedelim. Var mı böyle bir karar? Var. Nedir? Evlenmek. Ciddi olamazsın. Birden fazla evlenen biri için çok iddialı oldu. Ya şöyle söyleyeyim. Hayatta her şey benim için hani duygusallık ve kalp. Ben kalbimle yaşayan adamım yani. Aşk adamıyım diyorsunuz. Vallahi aşk adamı mı, ruh adamı mı bilmiyorum. Ben sevgiye çok inanıyorum. Ben sadece hani bir eşe veyahut da ben her şeyi çok seviyorum. Yani Yaradan'ın yarattığından dolayı her şeyi çok seviyorum. Biraz da mevlevi bir tarafım da vardır. Hı hı. Ben her şeyi, herkesi seviyorum. Çünkü insanlara sevgi verdiğin zaman, o sevgiyi karşılığına aldığın zaman ben tekrardan kendimi yapılandırdığımı düşünüyorum. Yani bugün bana bağıran bir adama bile şey diyebilirim ben. Tamam haklısın güzel kardeşim. Sen hani benim bir hayat görüşüm çok daha farklı. O yüzden kararlarımı da anlık alabiliyorum.
O zaman ben bir hayırlı olsun demek istiyorum. Çünkü bir duyum aldım. Bir maşallah demek maşallah, istiyorum. Maşallah, maşallah. Herhalde çocuğumuz var, çocuğumuz geliyor. Evet, bir bebeğim daha oluyor. Evet, ablasıyla arasında 22 yaş fark olacak ama olsun. Bunu söylemeyelim. Evet, ya yani dünyanın en güzel duygusu. Tekrardan baba olma hissi. Tebrik İnşallah ben gerçekten evladımın rızkıyla geldiğine inanıyorum. Hayatı hepimizin de. Tüm çocuklar rızkıyla gelsin. Tüm çocuklar rızkıyla gelsin. Öyle çok keyifli bir zaman. Bize çok mutlu olduk duyduğumuzda. Evet. Çok heyecanlandırdı bizi. Ben de inanamıyorum işte, bakacağız. İki haber birden. Aynen. Hem albüm hem İnşallah çocuk. İnşallah her şeyin bir hayırı ve kısmeti Eşiniz varmış. Eşiniz hayırlı geldi bence. Bence de. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Müzik dünyasıyla ilgili, müzik kültürüyle ilgili. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Yani senin de ve bu güzel programın, Çat Kapı programındaki. Ya müzik çok güzel bir şey. Yeni nesle, güzel arkadaşlarıma seslenmek isterim. Güzelliklerim, müziği çabuk tüketmeyin. Biliyorum çok böyle ateşli ve yürekten ve çok hızlı gidiyorsunuz ama müzik çok güzel bir şey. Arkadaşlar ne olur 90'lardaki o güzel abilerinizi ve ablalarınızı keşfetmeye devam edin. Çünkü sadece ben değil, ben kendimi yıllar sonra kendimi ortaya attım ve tekrardan mücadele ediyorum ama 90'larda o kadar güzel insanlar var ki full destek yapın, onlar da müziğe geri dönsünler. Sizleri çok seviyorum. Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon yanımızdaydı. Kendisi çok güzel haberler verdi. Hem çocuğu hem albümü. Umarım ona mutluluk getirir. Kendisi huzurlu, mutlu bir şekilde hayatına devam eder. Biz de kendisine destekçi olacağız. Her zaman onun yanındayız. Buradan da söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlk program olmaktan onur duydum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çat Kapı'yı izlemeye devam edin.